milletimin faydası neredeyse ona varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. AK Parti, emeklilikte yaşa takılanların taleplerini bütçeye yük diyerek geri çevirirken, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların tüm aile üyelerine ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini sağlayacak düzenlemeyi meclise getirdi. Tutturmuş bir EYP, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Ve bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. AK Partili vekiller meclise 95 maddelik yeni bir torba yasa teklifi getirdi. İçişleri, jandarma, sahil güvenlik ve göçmenlerle ilgili yasalarda bir dizi değişiklik öngören teklifteki maddelerin arasına bakanlık ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti maddesi de eklendi. Torba teklifin 47. maddesine göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar bu görevlerde bulunmuş olanlarla bunların eşleri, anne ve babalarıyla bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri ömür boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Bu isimler hiçbir kamu görevlisi ve sigortalının yararlanamadığı ücretsiz 12 adet implant dahil 5 yıldızlı sağlık harcamaları karşılanacak. Niçin erken emeklilik? Bırakalım. Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını da en güzel şekliyle alsın. Hem erken emekli olduğu zaman ideal olan ücreti alamayacak, hem de devamlı kardeşlerim ikinci bir iş aramak suretiyle de ikinci işte işsizliğe ne yazık ki önce olacak. Halen 16 kişilik kabinenin 4'ü milletvekilleri arasından, biri Genelkurmay Başkanlığından, 11'i de dışarıdan atamayla bakan oldu. Yeni sağlık sisteminden yararlanacaklar arasında en dikkat çekici isimse 9 hastanesi bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca ve ailesinin tüm sağlık harcamaları da hayatları boyunca Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Verilen hizmetler ortada, yapılan işler ortada, sonuç ortada. Milletimiz evinde, iş yerinde, okulunda, hastanesinde, her yerde bu gerçekleri bizzat görüyor.